İşler kesat ha, Ertuğrul Bey. Sen de cenge girmişsin evladım. Hazır da cenge olmaz demiştim. Üstelik uyanık olmadığın için yarın almışsın.
yaşamak istiyorsan koş. İhtiyar köle için köle tacirine 5 altın ver. O köle benim Ertuğrul Bey. Çoktan satın aldım. O halde bana sat. O köle için kaç altın istersin? Thank you.
ihtiyar bir kölenin hayatı için bu onun altı. Bir gönlü geniş adamla soframı paylaşmak istedim. Pazarın tek sahibinin bu nazik davetini geri çevirmeyeceğinizi umarım Ertuğrul Bey. Kalplerimle birlikte davetine icabet edeceğim Simel. Beni mutlu ettiniz Ertuğrul Bey. Buyurun. Sadece su mu? Simon Efendi, misafirlerine sadece su verdiğimi duyarsa bana kızar. Sadece su isteriz. Önce bize içecek bir şeyler getir. Avrat gözleri senden alındı Turgutay. Ya kardeş, su derken eriyip gitti avrat. Sen sustu Turgutay başı. Sustu. Simon'un pazarı yıllardır açılır. Lakin İlk defa kesesindeki altınları bir kölenin canı için feda eden birine rastlamıştır. Ben de yıllardır diğer gezerim. İlk defa keyif için bir insanın canına kıyıldığını gördüm. Din kardeşim Ural. Merhameti hala öğrenemedi. Sen müdahale etmeseydin adamların huzuruna engel olurdu. Mesele sadece din kardeşinin zulmü değil. Senin pazarının düzeni İsmail. Mazlumlara zulmetmek üzere kurulmuş.
Türklerden mazlum umut olmayı severiz. Pazarına sık sık geleceğim. Bence senin ayağın az kalsın gidecekmiş. Ayağıma bağ olan toprağa tamah eder Simon Efendi. Bunun aksine görülmüş ve de işitilmiştir. O halde bunu ispat etmenin vakti gelmiştir. Adem ve Havva'dan bu yana elma kadar tatlı bir zehir bilinmediğini söylerdi. Sin
vazifesi bittiği vakit Turgut. Acat uyan. Buyur beyim. Seni azat ettim. Dilediğin yere gidebilirsin. Sana borcum var tabii. Borcumu ödemeden gitmek bana zul gelir. Boş. Ne gidecek yerim vardı, ne de hali. Beyim, müsaaden olursa seninle obaya gelip sana hizmet etmek isterim. Senin sadakatin de, hayır duan da bana yeter acı duruyor. Bundan gayrı dilediğin kadar misafirimsin. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Tanrı seninle olsun beyim. Gözüm uyku girmez ki ana. Ertuğrul Bey'in bizi bu beladan çekip çıkaracağını bilirim. Lakin oba, çok kolay pes ettiler. Olur da soluğu kesilip gitmek isteyen olursa halimiz nice olur. Destur var mıdır Halime Sultan? Gel ban çiçek. Çiçek. Ertuğrul Bey'in verdiği vazife bittiğinde Doğan Alp babasına dönecektir. O zaman ettiğim bu dersiz sözlerden utanacak mısın acaba? Ertuğrul Bey'in ağzını açıp da tek bir kelam etmez ki Hayme Hanım. Etmez. Çünkü bilirim ki dönüşü olmayan bir yola göndermiştir yiğidim. Yeter! İçindeki vesveseler babayı zehirlemene izin vermem Doğan Çiçek. Vesveselerim bitmezse senin cezanı kendi elimle veririm bilesin. Başka bir diyeceğin var mıdır Halime Sultan? İşlerimiz nasıl gitmez?
musibetler. Selametin habercisi. İnşallah ana. Onu ne kadar gelersen o kadar uzağa gider. Bundan sebeptir ki dik durasın. Thank you.